Evet efendim, Sebep Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Farklı farklı uzmanlarla programlar yapmaya devam ediyoruz. Önemli konuları masaya yatırmaya devam ediyoruz ve nasıl sorusuyla program yapacağız artık bundan böyle. Bugün de tabii insanların karşısındaki insanı anlama anlamında bir çabası var. Özellikle hareketlerini, yüz mimiklerini, işte el çizgileri okuma. Son dönemde çok ciddi de revaçta, merak edilen bir ilim. Bunları öğrenmeye de çalışıyorlar ve hayatında yeni tanıdığı birini ya da hayatındaki birini, karakterini daha iyi anlayabilme anlamında da çalışmalar çok hız kazandı. Tabii bu konuyla ilgili önemli bir konuğum var benim. Bugün Ahmet Burak bizle beraber. Fizyonomist diye geçiyor. Ahmet Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok sağ olun. Teşekkür Nasıl ederim. Ankara'dan geldin, uzun yoldan. Yol nasıldı? Biraz kar var. Sonunda beklediğimiz kar geldi Sonunda ama ama oraya geldi, buraya geldi. evet. Şimdi hocam, tabii Ahmet Hocamı bilenler, yayınlarını izleyenler hem kendi YouTube kanalında hem de katıldığı programlarda aslında hani fizyonomist nedir sorusunu belki yüzlerce kez sormuşlardır. Bugün onu konuşmayacağız. Yine program formatı gereği nasıl sorusunu ben açıkçası her başlıkla ilgili sormak istiyorum. Mesela ilk şöyle bir hani dik bir soruyla başlayalım. Yalan söylediği anlaşılır mı? Pek tabii. Çok Nasıl? kolay. Peki. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar yalanda ustalaşmıştır. O yalan söylemez, rol yapar. Özellikle oyuncuların, tiyatrocuların büyük çoğunluğu çok usta yalancılardır. Çünkü kendilerine ait olmayan bir hayatı. Mesela Hulusi Kentmen'in şöyle bir sözü vardı. Bütün filmlerde çok zengin, çok babacan tipleri oynardım. Daha sonra durakta otobüsün gelmesini beklerdim. Evet. Şimdi İnsanlarda da artık bu gelişti ve hemen hemen herkeste var. Artık bunu çocuklar da yapıyor, gençler de yapıyor, yaşlılar da yapıyor. Biz yalandan ziyade, yalanı zaten görüyoruz. Yalandan ziyade kişinin rol yapıp yapmadığını ya da gerçekten o duyguya sahip olup olmadığını. Çünkü insanlar hayatı gerçeklikle yaşamıyorlar. Ve herkesin birden fazla maskesi var. İşte bu yaptığımız ilim, uğraştığımız ilim İnsanların özünde aslında ne düşündüğünü anlamamızı sağlıyor. Kişinin özünü, üsalesini okumamızı sağlıyor benim tabirimle. Peki şimdi yine başa dönersek, şimdi el çizgilerinin şöyle göstereyim elimde. İçeride hocam nokta nokta böyle bütün secerimizi döktü bizim. Bugün yine konuşacağız. Görseller var ve yine Evet. kraliçeyi konuşacağız. Evet. İngiliz Kraliyet ailesinde o çalkantılı durumunu konuşacağız. Onunla ilgili de ilginç gösteriler. Hatta kraliçenin el çizgilerini de böyle ekrandan yorumlayabileceğiz. Evet. Ama hani şu var işte yüzüne baktığında o insanın işte belli işaretleri var mıdır yalan söylediğine dair? Yani mesela yalan söylüyorsa işte ne bileyim gözünü şöyle yapıyor mudur ya da eliyle yüzünü oynuyor mudur? Ya da burnu şöyle olan işte şu karakterdedir. Ne bileyim işte kaşları kalındır, incedir, gözü çukurdur, daha işte ne bileyim çekiktir. Mesela bende çekiklik var. Hani bunların hani genele hitap edebiliyor mu söyleyeceğimiz yorumlar? Yani her çekik gözlü şudur diyebiliyor muyuz? Ya da oradan böyle bu burada ama bu da şurada, bu da birleştirip bir mana mı çıkartabiliyoruz? Buradan da Aslında yalan nasıl anlaşılır? Mesela hani yüzü şöyle olduğunda anlar mıyız? hocam konu şu ki her insan şahsına münhazır özeldir, müstesnadır ve özel değerlendirilir. Yani münferit değerlendirilir. Herkesin yalan söyleme nedeni farklıdır mesela. Bazı mesela bir anne vardır çocuklarını babaya karşı korumak için yalan söyler. Onların hatalarını gizler. Bir eş vardır. Eşinden mesela iflas etmiştir, onu gizler. Bir evlat vardır, görüştüğü birisi vardır, ailesinden onu gizler. Veya farklı farklı durumlar. Yani burada kişi neden yalan söylüyor? Önce o nedensellik ilkesini bilmemiz gerekiyor. Çünkü herkes aynı sebepten dolayı yalan söylemiyor. Ve kişinin gerçekten sürekli yalan söyleyip söylemediğini ya da ilk defa söylediğini de anlayabiliyoruz Ona biz. göre de ifadeler değişiyor. Elbette ki şöyle söyleyeyim kıymetli hocam. Şimdi diyelim ki kişinin normalde çok yalan söyleyebilen birisi değil. Yalan söyleyen birisi de değil. Ama öyle bir an geliyor ki biz mesela bazen analiz yaparken şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çiftlerden biri diğerini aldatıyor. Ya da ona daha önce bir yalan söylemiş.
O an şimdi analize girene kadar da kişi bizim neleri görebileceğimizi tahmin edemiyor. Şimdi biz tarih vererek böyle bilgileri dökmeye başlayınca panikliyor. Paniklediği zaman kalp ritmi yükseliyor. Kalp ritmi yükseldiği zaman kılcal damarlara daha fazla kan pompalanıyor. Bununla birlikte özellikle burun kenarına, mesela erkeklerde bu burnun kenarına dokunmak, buralardaki kılcal damarlara anlık daha fazla kan geldiği için oralar karıncalanıyor ve orayı kaşma Yani hissi. yalan söylerse Elbette ki. burnunu mu kaşır? Elbette ki. Ya Mesela bu bir tanesi. elbette ki bu erkeklerde özellikle vardır. Kadın da mesela özellikle şuralar hareketlenir ve yavaşça saçını geriye doğru atar. Yalan Mesela söylerken. elbette ki diyelim ki bir magazin Bunları sunucusunuz. yazıyoruz arkadaşlar. Erkek de karşınızdaki Evet. kişi erkekse burnunu şöyle şöyle yapıyorsa yalan söylüyor. Burada Mu? yalanı saklamak için kişi mesela insanlarda bilgiyi saklamayı biz şeyden görüyoruz, alından. Alın çünkü iradedir. Kişi saçlarıyla alnını örtüyorsa mesela özellikle Amerikan gençlik dizilerine bakın, bu filmlerine bakın, lise filmlerine. Orada saçlarını dik yapan kişi aşırı özgür, aşırı öz iradesi yüksek gösteriliyor, cesur gösteriliyor. Alnını kapatan, saçlarla yüzünü kapatan kişi de daha bastırılmış, sindirilmiş gösteriyor. Bu gerçekten böyledir. Saçlarıyla alnını kapatan insanlar bir şeyler saklayan ya da içindeki duygular ve söylemek istemeyen ya da özgüveni düşük, iradesi düşük insanlardır. Şimdi kişinin saçtan ziyade o an başını eğmesi, yani mesela soru soruldu. Soru sorulduğu an burnuyla oynadı, başını eğdi, burada diyor ki mesela bunu bazen ben de İzliyor kendini. yapıyorum. Bilgiyi söylemek istemiyorum. Öyle bir soru Gizliyor. soruyor ki o soru mesela mahrem bir konu. Mahrem. Ama Mecburen yalan söyleyecek. mecburen orada başka bir şey Kaçıracak söylemem kendini. gerekiyor. Diyor ki hocam diyor eşimin diyor böyle böyle bir durumu var. Mesela öğrenci soruyor. Derste siz bunu söylediniz, ben bunları eşimde gördüm. O zaman eşim beni aldatıyor mu diyor. Şimdi burada ne yapabilirim? Hocam ne yuvalar yıkıyorsun hocam. Dikkat Hocam et. o yüzden herkes eğitim almıyoruz. Yani Hocam. çok değişik çizgiler var çünkü. Hani özellikle mesela bizim çok üst kurlarda anlattığımız çizgiler var. Karşı cinsi kullanma çizgisi diye. Çok Karşı özel, cinsi kullanma çizgisi. evet, çok özel kadınlarda olur bu. Bu kadınlar mesela karşı cinsi babası, erkek kardeşi, abisi, kim olursa olsun oğlu, teyzesinin oğlu, dayısının oğlu hepsini böyle parmağında çevirir. Ve o insanlarda özel alametler vardır, özel doneler vardır. Mesela özellikle Avrupa'da Engizisyon mahkemelerinde cadılıktan dolayı yargılanan insanlarda da aynı özellikler vardır. Özel mesela benler, özel el şekli, özel çizgiler, onlar olduğu zaman o insanlar karşısındaki erkeği öyle bir manipüle eder ki karşı koyamaz. Zaten her istediğini yaptırır. Benim böyle bir öğrencim vardı. Kızı da Hep de inanılmaz kadınlardan çıkıyor hocam bunlar. Her istediğini yaptıran erkekte erkek de görmedim. Hep kadın hocam oluyor bunlar. erkekte de onun farklı bir versiyonu var, şeytan tüyü diye. O Ha. da kalplere hükmetme çizgisi. Erkekteki de mesela erkekteki bir kolunda var done, kadındaki diğer kolunda var. Şimdi biz onu sadece eğitimde söylüyoruz ve söylediğim zaman bakın bu kadında böyle bir şey var ve bu kadın böyle dediğimde herkes bir aydınlanma yaşıyor. Vay diye böyle bir aydınlanma yaşıyor ve hani ben size anlatayım bunun detayını, diyeceksiniz ki valla. Yani biz bunu hep görüyorduk. Şimdi zaten bizim eğitimlerin ilgi çekici olmasının nedeni ya da bu alan ilgi çekici olmasının nedeni tamamı hayatınızın içindeki bilgiler. Hayatınızda yaşadığınız bilgiler. Söylediğimiz her şey hayatınızda var. Yani yalanla ilgili mesela kişi öyle bir yalan söyler ki hani şöyle söyleyeyim. Size hiç bilgi vermez ama bilgi veriyormuş gibi yapar. Mesela siz derseniz ki benim anahtarım kayboldu. Anahtarım nerede? Anahtarı ben almadım demez. Anahtarı kaybettim demez. Size der ki en son nereye koyduysan orada. Şimdi bu bir cevap değil. Soruya soruyla cevap veriyor aslında. Ve sizi manipüle ediyor. Siz diyorsunuz ki ya ben acaba nereye? Halbuki anahtarı kırdı ya da bir vazo ya da çok sevdiğiniz bir tişörtünüz ya da bir kıyafetiniz. Kadınlar bunu çok yapar mesela. Zaten bir kadın soruya soruyla cevap veriyorsa kesin bir şey saklıyor Soruya demektir. sor. Şimdi şeyleri biraz da şimdi hani izleyicilerimiz de merak ediyordur. Çünkü herkesin bir işte eşi, ilişkisi var, Evet. çocuğu var ya da Evet. etrafında ikinci, üçüncü kişiler var, iş yaptığı insanlar var. Dolayısıyla hani biraz da karşı tarafı anlayabilmek anlamında bu analizleri merak ediyor. Yine programın başında söylediğim üzere gidersek yani böyle spesifik bir şeyler söyleyebiliyor muyuz? Hani kaşı şöyleyse yüzde şu, yani şu yüzde de şunlar olabilir karakterinde. Gözü şöyleyse böyle işte burnu şöyle, burnunu oynuyor, saçı ne bileyim alnı geniş.
kulağa işte ne bileyim kepçe ya da dar ya da başka türlü. Bunlardan bir genel bir analiz yapılabiliyor mu? Elbette ki şöyle söyleyeyim. Bilgi verelim en azından buradan. Tabii ki biz şöyle bir terim kullanıyoruz, asimetriler. Asimetriler dediğimiz şey şu. Biz yüzümüzü ortadan ikiye böldüğümüzde ya da şöyle anlatayım, konuyu derste anlattığım gibi anlatayım. Bizim beynimizin sağ tarafı babamızdır, sol tarafı da annemizdir. Ama bunun yüzümüze yansıması tam tersidir. Yüzümüzün sol tarafı babamızdır, sağ tarafı annemizdir. Şurası babam, şurası annem mi? Bravo. Ve bu oluşum anne karnında başlıyor. Biz buradan çocuğun anne karnındayken ne yaşadığını, annenin ona ne yaşattığını, babanın anneye ne yaşattığını görüyoruz. Şimdi o zaman buradaki şekil bozuklukları da mı etkiliyor? Yani mesela atıyorum bakıyorsun yüzüne, o simetrik tam ortadan baktığında atıyorum bir kaşı yukarıda. Ne tarafta? Sağ tarafta. Sağ tarafta olması anne. Kaşın yukarıda olması anneyle ilgili bir çatışma atıyorum ben şu anda. Bir mana mı çıkar? Detayları elinden görüyoruz. Bakın şöyle anlatabilirim konuyu size. Şimdi burun müstesna burada. Burunda sağ delik babayı temsil eder, sol delik anneyi temsil eder. Şimdi bizim beynimizin sağ tarafı baba dedik ya. Baba mistik, manevi, ezoterik, dini, ahlaki, asosyasyon alanları bunları temsil eder. Sol tarafı da dünyevi konular, motor becerileri, yapma yetileri, hani dünyevi kazançlar, hırslar, istekler, azimler bunları temsil eder. Şimdi o zaman biz şöyle diyoruz. Mesela sizin diyelim ki burnunuzun, burada metafor yapıyorum. Burnunuzun sağ deliği sol burun deliğinden daha büyük diyelim. O zaman biz şunu düşüneceğiz. Sol burun deliği anneyle ilgili ya, aynı zamanda parayla ilgili. O zaman siz parayı paylaşmıyorsunuz. Para konusunda cimrisiniz, pintisiniz. Sağ burun deliğiniz daha küçükse bilgiyi paylaşmıyorsunuz. Bilgi konusunda daha cimrisiniz. Peki burada yani bu bir referans aldığımız kaynak ne? Yani deneyim mi? Yani 100 kişide yüzünde de burnu böyleydi ve bakıldı ve bunlar işte cimriydi gibi. Böyle istatistikler mi çıkarılıyor? Şimdi, yoksa böyle deneme yanılma gibi, yani bu zamanda bu süreç nasıl gelmiş bu ilim? Şöyle, aslında bu ilim uymaya da bilir o insan. Dinlerden mesela de eski. Yani burada çok eski bir ilimden bahsediyoruz. Dinlerden de daha eski bir ilim. Çünkü insan var olduğundan beri bu çizgiler var. Ve bu uzuvlarımız var. Ve insan daima kendini merak etmiştir. Şimdi biz bunu sadece bir yere bağlayamayız. Çok eski bir ilimden bahsediyoruz. Tarih boyunca bir sürü kitaplar yazılmış bununla ilgili. Avrupa'da da, Hint'te de, Hindistan'da da, Çin'de de ve bizim bu Orta Asya'da da yazılmış bir sürü kitap var. Bunlardan bizim en yakın bildiğimiz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi. Ve ya bu bir fal değil yani. Değil. Burada bir şey var, bir işaretler değil var burada gerçekten. Şimdi çizgiler. O zaman Aristo da fal bakıyordu. Eflatun da fal bakıyordu. Veya Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ya, bir falına bakayım mevzusu vardı. Ya şimdi biraz önce yayına gösterdim yayında da, yayına girmeden önce. Şimdi burada belki 30 tane nokta var elimde, evet, şu şekilde göstereyim. Ki bu daha başlangıcıydı. Hani inanılmaz şeyler çıkıyor. Yani şu yaşlı şu oldu mu? Oradan ama şuna işte bir ket vurulmuş. Oradan da şuraya bağlı, atıyorum bununla ilgili işle ilgili şu olmuş. Bununla ilgili duygusal şu olmuş falan. Birebir çıkıyor. Yani çok ilginç bir şey. Evet. Şimdi aslında konu şu ki bu gerçekten de hani bir matematiksel denklem. Müthiş bir çizgi bilimi. Bakın çizgiler harfleri, harfler kelimeler, kelimeler cümleleri oluşturuyor. Ve burada matematiksel bir denklem var. Biz bu denklemi kullanıyoruz. Burada birden fazla algoritma var. Şöyle söyleyeyim, yazılmış kitaplar var, deneyimler var, tecrübeler var. Namı şahsım adına da şöyle bir şey, 40 binden fazla analizim var. 40 bin. 40 bin. Hala da devam ediyor. Hocam gençsin, ne ara yaptın o kadar analizi hocam? Hocam samimiyetle söylüyorum, ömrüm analizle geçti. Yani ve şöyle bir şey, artık mesleki deformasyon oldu. Bir insana bakıyorum 30 saniye içerisinde. Hani bizim zamanımızda Terminator filmi vardı ya. Böyle odaklanıp durup bilgileri. Aynı öyle benim beynimde. Tarama var. Kuantum bilgisayar gibi hızlı bir şekilde tarıyorum. Hocam o yaşamı zorlaştırmaz mı? Şimdi birini görüyorsun, bakıyorsun bir iki dakika analiz ediyorsun. Ya bu sahtekarın yani zorlaştırmıyor mu içini? Kolaylaştırıyor. Evet, kolaylaştırıyor da etrafında %80'i böyle baktığın zaman. Hocam aslında şöyle, insanları sahtekar, dolandırıcı, hırsız diye değerlendirmiyorum. O bir sonuç. O sonuç itibariyle adam o şeye gelmiş. Tamam, gelmiş. Başlangıçta ne travma yaşamış, onu oraya ne getirmiş? Sen işin gereği onu araştırıyorsun. Elbette ki. Yani diğer baktığımızda diğer insan da bana zarar verir mi, vermez mi? Ben o analizi ona... Mesela şu an evlenmeden önce bile bu analizleri yaptıranlar var şu anda. Evet. Yani eşiyle ilgili. Amerika'da da birçok eyalette böyle bir uygulama var. Siz evlenmek istediğinizde, evlenme dairesine başvurduğunuzda
size fizyonomist tanımlıyorlar ve hem sizi hem de evlendiğiniz kişiyi analiz ediyor. Sizin bilgilerinizi karşı tarafa veriyor. Karşı tarafın bilgilerini size veriyor. Ve siz temel seviyede de olsa nasıl bir insanla evlendiğinizi biliyorsunuz. Aslında iş görüşmelerinde bile, iş alımlarda bile böyle bir doğum haritası istenmeye başladı ya bazı yerlerde. Böyle bir analiz falan da istenebilir ama tabii onu da birine okutmalar daha lazım. Daha ilerisini söyleyeyim. Eline baktığınızda kişinin orada çalışıp çalışmayacağını görüyorsunuz. Ya da bu işi yapıp yapamayacağı. Yapıp yapmayacağını da görüyorsunuz. Yani işten işe girip girmeyeceğini, çalışıp çalışmayacağını. Ama o gaybi bir şey değil mi? Değil. Hani geleceğe dair bakın, bir şey. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Sizin elinize baktım. 21-21,5 yaşlarında bir şey olduğunu söyledim. Siz dediniz ki evet öyle bir şey oldu dediniz. Şimdi ben bunu bilmiyordum. Elinizi de hiç görmemiştim. Tarih vererek söyledim. Siz de doğruladınız. Bunu nasıl yaptım? Çizgiyi yorumlayarak. Peki aynı çizgiden ileride de var. Onu okuyan onu okuyamaz yani mı? Yani ileri doğru da gittiğinde evet, o da onun geleceği da, tabii demektir. Tabii ki aşağıda da aynı çizgiden peki var. Peki ama şöyle bir şey söyledin hocam yayından önce. Dedik ki bu çizgiler değişebiliyor. Evet. Zamanla. Hatta evet. Bir gün sonra bile değişebiliyor. Şimdi sen bunu okuyup şöyle bir şey olacak dediğinde yarın benim ruh halim, yaptığım iş ya da ne bileyim yani değişmesine neden olabilecek işte bir sakatlık ya da başka bir şey atıyorum şu anda. Onu değiştirdiğinde de o zaman yaptığın yorum düşmüş olmuyor mu? İşte sır burada hocam. Hı. Bu çok güzel bir soru. Hani ben hep bu soruyu kimse sormaz hocam. Sormadı hocam. Hocam zeki insanların sorusu da güzel oluyor. Eyvallah. Ben derste şöyle bir şey söylüyorum. Bir insanın sorduğu soru zeka seviyesini gösterir. Soruyu sorma şeklinde ahlaki seviyesini gösterir. Bu çok güzel bir soruydu. Bakın hocam biz zannediyoruz ki bu çizgiler elimizde hep sabit. Ya da zannediyoruz ki komple domino taşı gibi yıkılıyor geri geliyor. Hı. Öyle bir şey yok. Konuyu baştan anlatayım ki insanlar da anlayabilsin. Tabii sevinirim hocam. Bir insanın doğum anı dünyaya geliş anı değildir. Ana rahmine düştüğü andır. Ana rahmine düştüğü an insan dünyaya gelmiştir. Ve insanın her şeyi orada yapılır. Bu ilmin diğer bir adı kıyafetnamedir. İnsana ruhunun özelliklerine göre anne karnına bir kıyafet giydirilir. Ve sureti olmayan hiçbir şeyi yorumlayamazsınız. İnsanın ruhunun sureti de bedenidir. İşte o kıyafet orada oluşuyor. Şimdi insan doğduğu zaman beşerdir. İnsan değildir. Beşerde de 3 tane temel özellik vardır. Birincisi hayatta kalma. İkincisi üreme. Üçüncüsü de beslenme ve barınma. Bu üçü DNA'daki en baskın üçgendir. Ve bizim elimizde de 3 tane temel çizgi vardır. Akıl çizgisi hayatta kalma içgüdüsü. Hayat çizgisi yeme içme barınma. Kalp çizgisi de üreme. Bu üç çizgiye sahip olan, elinde başka çizgi olmayan insanlara biz temel insan diyoruz. Şimdi o çizgiler insanı, şuradan da evet, bu şu üçü, değil mi? Şöyle yapalım mı? Şöyle bu üçü tam, temel çizgilerimiz. Şöyle bakın, tutayım. Evet. Şöyle parlamıyor değil mi şu anda? Tamam şu üç çizgi çizmiştik. Bu daha yanlış. Bizim kalp çizgimiz şu, akıl çizgimiz şu da hayat çizgimiz. Şimdi bu üç çizgi herkeste var. Çünkü kişinin 3 tane temel şeydir. Aynı zamanda bu üçü kişinin aslında sınavıdır hocam. Çünkü bu üçü beşerde bulunur. Bakın DNA'daki 3 baskın gen aynı zamanda Lat, Menat, Uzay temsil eder bu üçü. Yani sizin Lat, Menat, Uzay'la savaşınız burada başlıyor. Daha dünyaya gelir gelmez ve üçünü kontrol eden şey nedir biliyor musunuz hocam? Sevgidir. Peki burada... Şimdi burada net olarak çizilmiş. Tabii hı hı. Avucun içi orijinalinde şeyler var. Hı hı. Kopukluklar var. Herkesin elinde de hı hı. İşte başka çizgiler giriyor. Arada kesiklikler var falan. Bu tamamen şu an net bir şekilde çizilmiş. Temel bir. Aralarda o kopukluklar o süreçteki yaşadığı mesela işte hayat çizgisi, kalp çizgisi ya da neyse. Orada yaşayacakları sorunların mı İşte manası? Burada hocam. Hı. Bakın ayette ne diyordu? Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu üç çizgi değişmiyor. Bunlar değişmiyor mu? Bunlar değişmez. Bunlar sabittir. Kırılır ya da üstünde ada oluşur ama değişmez. İki tane çok önemli çizgi var. Bu ikisi değişiyor. Bir tanesi kader çizgisi. O yüzden biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı hangisiydi kıldık. Hangisiydi kader çizgisi? Kader çizgisi hocam. Şu ortadaki miydi? Yok. Ben çizeyim. Yaklaştırabilir misiniz? Bu çizgi kader çizgisi. Şu. İşte bu çizgi elinizde varsa silinebilir, yoksa yeniden çıkabilir, dallar atabilir, yenisi çıkabilir. Birden fazla olabilir. Ben de şuraya kadar geliyor, şuradan sonrası kopuk. Değişiyor. O ömürle ilgili bir şey mi? Değil.
Ömürle ilgili buradan 12 farklı done mı var. Ömür çıkar mı buradan? Şöyle bir tüyo vereyim. Hani lafın tamamı biliyorsunuz söylenmez. Ben şöyle bir tüyo vereyim. Bir insanın beyin ölümü gerçekleşmediği sürece eks oldu denilmez. Tamam. Bu yüzden biz bu tür konularda ilk akıl çizgisine bakıyoruz. Hocam iyi kıvırdın. İyi kıvırdın. Şöyle bırakayım. Şimdi peki spesifik bir şeyleri konuşabilmek her insana göre de değişiyor mu? Hani ele baktığın zaman. Zaten yani uymadığında... her insanı özel analiz ediyoruz. Hmm. Hiçbir bilgi, hocam bakın hiçbir bilgi şey değildir, genel geçer değildir. Hmm. Çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi sohbet esnasında size bir örnek verdim, hatırlıyor musunuz? Hmm. O örnek çok özel bir örnek. Onu burada anlatırsam şimdi insanlar yanlış anlayabilirler. Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi insanlar bana bir de çok dünya çapında milyar dolarlık bir servetin olacak dedi. O yüzden hani burada söylemesi yanlış olur. Evet. Şimdi sonra yeni akrabalarımız çıkmasın. Hocam yeterince zaten üzmüşler seni. Ben bir de üzmek istemiyorum. Burada görünüyor mu ekran? Evet. Evet. Şimdi hocam ekrandan bakabilirsin. Evet. Kamera da burada. Buraya konuşuyorsunuz. Şurada. Çok güzel. Kamera da aşağıda. Tamam. Şimdi hocam elde 100 tane sembol var. Semboller. Bu semboller haç işareti, üçgen, yıldız gibi birçok şey var. Özel semboller var. Bu semboller bizi doğrudan konuya götürüyor. Şimdi diyelim ki sizin, bakın burası bizim güneş tepemiz. Hı hı. Hocam diyelim ki burada bir üçgen var. Buradaki üçgen bakın şu şekilde ise bu üçgen yukarıya doğru baktığı için sizin gerçekten de bulunduğunuz yerde çok ünlü olacağınızı gösterir. Ama üçgen tersse hocam bu sizin ünlü olup daha sonra o ünü kaybedeceğinizi gösterir. Hmm. Bakın bir tane sembol. Kariyer aslında bir bakın. Bravo. Ya. Şimdi kader çizgisini destekleyen şey güneş çizgisidir zaten. Güneş çizgisi kişinin o işi hangi boyutta yapacağını gösterir. Level atlattırır. Yani diyelim ki siz belediye başkanı olacaksınız. Köyde mi belediye başkanı olacaksınız yoksa bir metropolde mi? Onu güneş çizgisi belirler. Güneş çizgisi, bakın burada çizgiler çok spesifiktir. Çok basit bir örnek vereyim. Şimdi bu çizgiler mesela şifa çizgilerimiz bizim. Hmm. Biz bunlara şifa çizgisi diyoruz. Bu çizgiler kişinin aynı zamanda empati çizgileridir. Bende de var burada. Çok evet, var çok şurada. Var. Onlar aynı zamanda donanımdır, meslektir. Sizin eliniz çok becerikli. Birçok işi gelen, yapabiliyorsunuz. Mesela şu taraftan onlar şöyle şöyle gelenler. Onlar evlilikle ilgili olanlar hocam. Onlara girmeyelim. Kaç istersen. Tane varsa o kadar. Yok değil hocam. Yani orada aldatmayı da görüyoruz. Birden fazla eşi de görüyoruz. Ya da kişinin... Bende yok o çizgiler. Yok hocam. Sizde çok farklı çizgiler var. Yurt dışından mı evlenecek? Eşi kendisinden önce mi vefat edecek? Aa. Eşinin ailesiyle yani annesiyle birlikte mi yaşayacak? Düğün öncesi kavga ettiler mi? Hepsini oradan görüyoruz. Hocam var mı gerçekten onlar? Yani, var. Yani annesiyle mi yaşayacak? Hepsi. Kafayı ya, yersin. Zorlama değil mi hocam ya? Yani hocam şöyle söyleyeyim size. Gerçi tecrübeyle sabittir de. Hocam şöyle söyleyeyim size. Çok kitap okudum, eğitimler verdim, analizler yaptım. Her bir bilgiyi en az, bakın en az 100 defa teyit etmeden kullanmıyorum. Bizim Serhat Hocam buradan selam olsun. Onda bir şey vardır. İşte birçok şey böyle plaseboyla falan açıklamaya çalışıyor. Metafiziksel çalışmalar yapan arkadaşlarımız, dostlarımız oluyor. Hemen şey der, 100 kişi de deneyeceksin. 100 kişide yüzde kaç oran mesela? Ona göre bilimsel bir şey bekler hep böyle. 98. %98. %98. %2 de kaynanayla hocam, yaşıyor. Hocam şöyle söyleyeyim. Benim çok meşhur bir sözüm var. Bir evin bir oğluyla evlenmeyin diyorum. Ha. Şimdi onu elden görüyoruz biz. Kişinin bir evinin bir oğlu olduğunu. Bakın çok basit hocam. Aslında bunu anlatabiliriz. Şimdi şurası bizim kalp çizgimizin bitiş noktası. Şurası da serçe parmağımızın altı. Burası... Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki hocam bir kadınla üç sebepten evlenilir. Hmm. Elde de evliliği üç farklı yerden görüyoruz. Birincisi neydi hocam? Malı mülkü için. Malı mülkü için evleniyorsa eğer kişi kadınla bunu kader çizgisi üstünden görüyoruz. Eğer kişi güzelliği için evlenmişse Venüs tepesinde görüyoruz. Eğer kişi asaleti için, ahlak için evlenmişse burada görüyoruz. Yani üçünü de görürüz. Kişinin ne için evlendiğini. Hatta o kişiyle bir münasebeti olduktan sonra evlenip evlenmediğini de görüyoruz. Şimdi şuradaki çizgi hocam sevgi çizgisi diyoruz biz buna. Bakın bu çizgiyi gördünüz mü? Ya bunu herkes teyit edebilir hocam. Eğer bu çizginin altında bakın hemen altında şöyle ince bir çizgi daha varsa ama boydan boya değil. Bu kişi eşinin annesi
ya da kız kardeşi onlardan birisiyle birlikte yaşamış ya da kişi sürekli ailesine müdahil olmuş demektir. Bunu yüzlerce kişi teyit edebilir hocam. Biz bunu çünkü yüzlerce kez teyit ettik. Allah Allah. Peki yine çok ilginç buradan okuyabileceğimiz bir şey var mı? Hani ya çok, bu kadar da olur mu çok, ya bu zorlama hocam, dediğimiz bir şey çıkar mı? Çok basit bir şey mesela, söyleyeyim hocam. Şimdi şu çizginin üstünde şöyle çizgiler vardır. Hı. Bu çizgiler evlilik içi tartışmaları gösterir, kavgaları gösterir. Ama çizgi şunu bitirirse iş sıkıntı. Boşanma mı? Gibi. Fikir ayrılıkları diyelim. Fikir. Ayrılık demeyelim de şimdi hocam. Bakın şu çizgiler, burada muhteşem bir denklem var, kombinasyon var. Bunlar şifa çizgileri. Biz burada kişinin aynı zamanda yeteneklerini de görüyoruz. Çünkü bunların her biri aynı zamanda bir meslek, bir donanım, bir eğitim. Bu çizgi hocam şuradan kalp çizgisini geçtiği an artık Merkür çizgisi. Bakın bu çizgi eğer uzanır, kader çizgisinin üstünde durursa bu sefer kader çizgisi şuradan dal atmış demektir. Ama çizgi hayat çizgisinin üstünde durursa hayat çizgisi buraya yani Merkür tepesine burası iş alanıdır. Bilim, ticaret alanıdır. Buraya dal atmış demektir. Ama hayat çizgisinin içine geçtiği an bu sağlık çizgisidir. Evet. Peki boğumlar? Hocam her bir boğumun efsane anlamları var. Yani mesela parmağın hani şey vardır, uzunluğu, işte işaret parmağı daha mı uzun, işte diğer mi? Yüzük parmağı, tabii. Hocam bakın, bu parmakların birbiriyle olan denklemleri muhteşemdir. Mesela en basiti baş parmak. Hocam biz katillik için ilk baş parmağa bakıyoruz. Hmm. Eğer baş parmağın boyu, bakın bütün her şey kendi içinde ölçülür. Şuradaki boğumu gördünüz mü hocam? Baş parmak bu boğumla bir ya da üstüne çıkmışsa, kişinin ekstra bir feraseti ya da şöyle ekstra bir... Şöyle kapattığında mı? Yok hocam. Düz durduğunda oraya geçiyor. Sizinki geçmez. Cüretkar demektir. Katil. Yani cüret ediyor. Hmm. Şimdi bu insanlar hesap ederek, tasarlayarak adam öldürürler. Hmm. Abdülhamit Han'ın özellikle elinin resmini çektirdikleri bunlardı. Bir de parmak kısa, elinde sadece şu üç çizgi var ve parmak açılmıyor. Kısa. Parmak da kısa, tırnak da kısa. İşte bunlar öfke kontrol problemi yaşayanlar. O şey, tırnakları şöyle evet, ince kısa olanlar. Evet, evet. Öfke onlar. Problemi mi var onlarda? Öfke kontrol problemi yaşayanlar. Ama bir rahatsızlık da şey galiba değil mi? Aynı zamanda ani öfke nöbetleri geçirip adam öldürenler de bunlar ya da zarar verenler de bunlar. Hmm. Birkaç tane tırnağında varsa zaten, katlanıyor. Hocam birkaç tane tırnağında bu varsa psikolojik sorunu var demektir. Yani genellikle mesela Down sendromların öyle olur. Birkaç tane tırnağı birden kısa olanlar zihinsel problemi olanlardır. Ben bir kişi tanıyorum öyle. Çok eski tanıyorum şimdi görüşmüyorum. 3-4 yani her iki elinde de 2-3 tırnağında öyle kısaydı tırnaklar. İşte biz burada kişinin yüz şekline dikkat ediyoruz. Hmm. Çünkü yüz şekli dikdörtgense o öfkeyi kullanıyor. Kare ise onu bastırmaya yani kombinasyon çalışıyor. Kombinasyon ama yani el var, bravo, parmak var, bravo. Çizgiler var, yüz var. Bravo. Yüzlerce bilginin kombinasyonu var. Mesela çok basiti şu baş parmak muhteşem bir detay. Çinliler önemli anlaşmalara gönderdikleri insanların baş parmaklarını kesiyorlardı hocam. Kuyu öğrenilmesin diye. Bakın bu baş parmağın birinci boğumu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o akletmez misin denilen kıssayı temsil eder. Ve biz buradan beyin hastalıkları, kafayla ilgili problemler, aynı çok zamanda az daha kaydıralım ekrana psikolojik tamam. Sorun yaşayıp yaşamadığı evet, kişinin. Ve burası hocam kişinin aslında iradesidir. Bura iradeyi temsil eder. İkinci boğum külli nefsindir. Yani sabrı gösterir. Üçüncü boğumsa hocam şurasıysa motor becerisidir. Ve aslında şurayı yorumlamak, buradaki çizgileri yorumlamak fizyonomistliktir. Gerçek manada. Bu çizgilerin her biri bir olayı, bir anıyı, bir hikayeyi anlatır. Çizginin çıktığı yere göre anlamı değişir. Ve şurası hocam aslında Venüs tepesi olduğu için elin içinde tepeler vardır her parmağın altında. Her türlü sapkınlık, her türlü sapıklık yani hayvanlara tecavüz, ensest, başka başka aklınıza ne geliyorsa 17 farklı şey burada döner. Burada neşet eder. Peki diğer parmaklarda da bir anlam tabii çıkartıyorsunuz her ama parmak standart mıdır? Yani serçe parmağında bu mana çıkar. Diğer şöyle, parmağı, işaret parmakta... Her parmağın kendi özelliği vardır. Kendi özelliğiyle birlikte diğer parmakla oluşturduğu bir kombinasyon vardır. Mesela
İşaret parmağının kendi özelliği vardır. Kişinin liderlik özelliğini gösterir. İnanç sistemini gösterir. Akciğerlerle ilgili problemini gösterir. Sağlıkla ilgili şeyler tabii de ki, var. Tabii ki her parmakta 40'a yakın bilgi vardır. Ve işaret parmağı aynı zamanda, bakın çok basit bir bilgi vereyim. Bunu herkes teyit edebilir. Biz şunu söylüyoruz Murat Hocam. Diyoruz ki buradaki bilgiler bilimsel. Gidin en yakınınızda teyit edin. Bu kadar basit. Öyle uçlu kaçlı bilgilere gerek yok hocam. Tamamen bilimsel. Gitsin herkes kendi eline ya da en tanıdığının eline baksın. İşaret parmağı babayı temsil eder, orta parmak anneyi temsil eder. Bunun ikisinin arasında bariz bir boşluk varsa ya ayrılmışlardır ya da kağıt üstünde evlilerdir. Çok kavga etmişlerdir. Çok boşluk varsa evet, bariz. Evet boşluk. Çünkü bu kişi kendisi de geçimsiz oluyor. Yani insan beyni kendisi yaşamadığı bir şeyi olumlayamadığı için, oluşturamadığı için, tartışmalı bir ortamda büyüdüğü için tartışmak ona normal geliyor. Bu yüzden biz ona geçimsiz diyoruz ama o diyor ki ben hakkımı savunuyorum diyor. Yani o normalleştirilmiş bilgi dediğimiz şey var. Peki sağ farklı, sol farklı. Yani hocam, şimdi sağda ne okuyoruz, solda ne okuyoruz? Aslında şöyle, bizim bütün genetik kodlarımız, bütün bilgilerimiz ve bize verilen her şey, yolun başından sonuna kadar olan her şey sol elimizde. Asıl biz, hedef şey bu. Evet, yani analiz edeceğimiz bu. Tabii ki ama şöyle bir şey var. O kadar derin, o kadar derini bilgiler var ki, hani benim bunları kavramam, toparlamam, bu analizi bu seviyeye getirmem aşağı yukarı 10 yılımı aldı. Ve şu an biz mesela en üst kurda sol eli okumayı öğretiyoruz. Çünkü o kadar çok bilgi var ki. Bunun eğitimleri var. Devam ediyor. Kendi akademimizde eğitimlerimiz var. İki farklı üniversitede eğitimimiz var. İkisi de devlet üniversitesi. Bir tanesinde sırf sağlıkla devlet ilgili. Devlet üniversitesinde eğitim, yani bir derse mi giriyorsunuz? Ders. Elbette kendi dersimiz var orada. Bir tanesi sağlıkla ilgili. Fizyonominin sağlıkla ilgili olan bölümü. Diğeri de profil tanımlama, karakter tanımlama onunla ilgili bölümü. Ve samimiyetle söylüyorum, herkesin temel seviyede dahi olsa fizyonomi bilmesi elzem. Çünkü bakın hocam, çok basit, ayani bir tabirle söylüyorum. Evleneceksiniz. Karşınızdaki insanı nasıl tanıyacaksınız? İş kuracaksınız. Milyonlarca lira yatıracaksınız. Bütün birikiminizi yatıracaksınız. Karşınızdaki insanı nasıl tanıyacaksınız? Bir, doğru işi mi yapıyorsunuz? Nasıl bileceksiniz? İki. Ama hocam şimdi biriyle tanışıyor. Adam ver dur bir iki dakika eline bakayım mı diyeceğiz orada. Yani orada yok daha hocam. Yüzden mi? Bu bilgileri aldığınızda çok basit, hızlı bir şekilde anlıyorsunuz. Yani kişinin yüzüne baktığınızda diyorsunuz ki, aa evet bu kişide şu 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 donanımlar var. Ve samimiyetle söylüyorum hocam, bizim eğitimde verdiğimiz bütün bilgiler hap bilgi niteliğinde, nokta atışı. Yani yeter ki siz o bilgiyi doğru kullanın. Süreç ne kadar sürüyor? Temel seviye eğitimimiz var, orta seviye eğitimimiz var, üst seviye eğitimimiz var. Bir de fizyonomi kulübümüz var bizim. Seçkin öğrencilerden oluşan bir fizyonomi kulübümüz var ve şu an bir yıldan fazladır eğitim alan öğrencilerimiz var. Toplamda 4500'den fazla aktif öğrencimiz var. Süreçler işte en basic'ten başladığımızda basic'den, kaç ay sürüyor mesela? Şöyle, temel seviye mesela 5 ders. Bizim bu aslında uygulamaya dayalı bir eğitim olduğu için önce Zoom üzerinden eğitim veriyoruz. Çünkü 30 farklı ülkeden öğrencilerimiz var ve herkesin katılması zor oluyor. Bu yüzden önce Zoom üzerinden 5 hafta eğitim veriyoruz. Daha sonra yüz yüze eğitim yapıyoruz. Ve her aralıkta da tekrar seçim yapıyoruz. Tekrar öğrencilerin el ve yüz çizgilerine bakıyoruz. Ona göre bir üst kura alıyoruz. Yani biz şunu söylüyoruz. Burada bu kadar bilgi var. Şimdi yayın kapanında size çok basit 2-3 tane bilgi vereceğim mesela. Diyeceksiniz ki yok artık. O bilgileri insanlara veremiyoruz mesela. Çünkü onu üst kuru görmesi lazım. Hatta diyeceksiniz ki ya Allah Allah, benim şu tanıdığım da vardı diyeceksiniz. Hani geçen gün bir... Burada vermeyelim mümkünse. Hocam bunu verirsem ortalık karışır. Şimdi şuna çok kızıyorum Murat Hocam. Bakın, sadece izlenme alabilmek için bütün videolarımı izlesinler. Bir tanesinde bile beni izlenin, beğenin, yorum yapın, paylaşın demiyorum. Arkadaşlar tabii işin espri kısmı. Evet. Tam söyleyecektim, Murat Hoca girdi araya falan. Yok, burada söylemiyoruz. Şimdi hocam bunu söyleyemem. Bu bilginin bende ağırlığı var. Ama eğitime girilerse öğrenirler. Bana ama dışarıda söyleyeceksin. Söyleyeceğim çünkü çok güleceksiniz. Ha, hadi mi? Canım falan diyeceksiniz ama teyit edeceğiz birlikte. Peki şimdi yüze gelelim. Sonrasında tabii kraliçenin görüntüleri var. Onları da alacağız. Vakti şöyle bir dengeli götürmeye çalışıyorum. Şimdi bu arkadaş kim? Hocam bu arkadaş aslında böyle birisi yok. Birisi yok. Yapay zekada. Biz oluşturduk. Yani varsa sonra dava açmasın bize. Telife girer. Şimdi şöyle, en başta o yalancılıkla ilgili söylediğimiz şey var ya hocam. Şimdi bizim serçe parmağımız cesaret demek. Serçe parmak cesaret demek ama neyle ilgili? Hitabetle ilgili.
Şimdi hitap etmek, kişinin eğer serçe parmağında, bakın elini şöyle yaptığı zaman serçe parmağında kırıklık varsa, birazdan o hanımefendinin parmağında göreceğiz. Bu rol yapma yeteneğidir. Yalan söylemenin de üstüne çıkmıştır o. Yani özellikle serçe şimdi parmağına bakın. Şimdi aslında başka konulara girdik ama şöyle 3-4 tane karşımızdakinin yalan söylediğini anlayabileceğimiz hareketi söyler misin hocam? Hocam çok basit. Bir burun insanın, vardı. Kadın da saçını çok hızlı düzeltme bir şekilde vardı. Anlatayım. Karşısındaki insanın yüzünü çek etsin. Mesela gözünün biri aşağıda biri yukarıda kalıyorsa. Konuşurken. Tabii ki. Hı. Kaşları birbirine benzemiyorsa. Mesela kaşların çalı gibi olması dediğimiz bir şey var. Bakın benim kaşlarıma bakın. Hı. Böyle yay gibi gidiyor. Şimdi bu kaşlar dağınık dağınık, çalı gibi. Ama onu artık düzeltiyorlar hocam. Şimdi kaşlar düzeltemezler hangisi hocam. gerçek kaş hocam? O Hocam kadar estetik var ki. bakın hocam. Kaş o Yüzü kadar yeniden önemli bir şey ki oluşturuyor artık. hemen ayırt ediyorum. Hı. Hemen ve diyorum ki sizin kaşlarınızda diyorum şey var, kalıcı makyaj var. Hemen ayırt ediyorum. Hocam kaş Tamam bataryadır. öyleyse nasıl anlayacağız? Okuyamayacağız o zaman. Kaş bataryadır hocam. Hı. Yaptırsa bile değiştirse bile anlıyoruz onu. Hayır şimdi mesela bir yamukluk var, Hı. simetrik bozuk. Şimdi onu yaptırıyor ve dümdüz artık Düzeltemez hocam. Gözün biri jilet gibi aşağıda yapmış. biri yukarıda olursa düzeltemez. Çünkü omurilikle ilgili. Hı. Özellikle kişide skolyoz Hocam yok ya varsa, o dolgu bel fıtığı koyuyorlar oraya bir varsa. yağ enjekte ediyorlar, çektiriyorlar, gerdiriyorlar her Hocam türlü. bakın şöyle söyleyeyim size. Sizin arabanızın şasesi eğri ise üstteki kaportayı istedikleri kadar düzeltsinler. Araba yolda giderken ön tekerle arka teker aynı ize basmıyor. Şimdi kişinin de yüzüne baktığınız zaman kişinin ön tekerle arka teker aynı ize basmıyor. Yani kişinin ayağının biri Yalpalıyor. içeride biri dışarıda. Başka? Hocam Yüz. serçe parmak çok önemli. Ve şunu söyleyeyim hocam bakın çok da uğraşmasınlar. Şimdi kırıklık diye tabir ettiğimiz bir şey var. Herkesin parmaklarında meyil var. Herkesin bu meyil normal hocam ama kırıklık müstesna. Yani Özellikle bütün tabii ki yamukluk. özellikle bakın orta parmakta şu birinci boğumda işaret parmağında serçe parmağında böyle yatma kırıklık hiç bakmasınlar yalan söylüyormuş söylemiyormuş hiç önemli değil uzak dursunlar. Ama şey vardır. Şimdi birçok arkadaşta da vardır. Benim işte bir jenerasyon, bir öncesi ve bir sonrası şeklinde. Ama genelde bizim jenerasyonda biz çok yazardık okulda. Hocalar sayfalarca defteri, şey kitabı yazdırırdı bize. Ben bakıyorum birçok etrafında ben 44 yaşındayım. Şu ikinci parmakta, şu kalem tutuyorsun ya. Mesela şunun hemen üzerinde şurada bir şey oluşuyor. Hocam Kalem eğer onu tutmaktan, bir hafif kadında şurada bir. görürseniz göğüslerinde nodül var demektir. Ne vardır? Göğüslerinde nodül var demektir. Bu şekilde kırık birisini görürsek. Kırık değil hocam. Biraz önce bahsettiğiniz o çıkıntı var ya bir Ama o kadında çıkıntı varsa aslında orada bir böyle ette evet, değil de bir evet. şey hafif. O çünkü kalemi artık saatlerce yazı yazmaktan ben ona İşte yoruyorum. serçe parmağınız kırılmaz ama. Yüzük parmağınız kırılmaz ama. Yani burada hocam bakın parmağın boyu çok önemli. Mesela işaret parmağınız yüzük parmağınızdan daha kısaysa bu risk alabilen bir yapıya sahipsiniz Anladım. demektir. Cesur birisiniz. Peki gözünü kaçırması, yani çok göz teması yapmayan insanlar bir mana çıkar mı oradan? Çok mana çıkar hocam. Yani yalan söylediği için de gözünü kaçırıyor olabilir. Siz nasıl diyeyim sizden çekindiği için de kaçırıyor olabilir. Farklı Benle ilgili farklı. mesela bunu çok söylerler. En yakınlarımla da söylerler. Ben mesela çok göz teması yapmam. Ama bana göre başka bir nedeni var. Şey yaparlar hani konuşursun böyle uzun uzun. Çok yani ben sağa sola etrafa falan bakarak ya da bir şey düşündüğümde bir yere bakarak oradan zaten bir bilgi alır gibi yani hayalinde bir şey canlandırıyor gibi. O şekilde sağa sola çok bakarak konuşurum mesela. Çok doğru yani direkt nokta atışı böyle bakarak ve uzun süre bakarak temasta göz temasında konuşmam ben mesela. Şimdi hocam sende kreatif düşünce dediğimiz bir şey var. Farklı bilgileri bir araya getirip bilgi oluşturuyorsun. Ve Ya bir çünkü o an insana, başka şeyler de evet düşünüyorsun aynı sen anda. bir insana bakarken o konuşurken beyninden fikir yürütüyorsun. Mesela ilk konuşmamızda benim gördüğüm şey şuydu. Bir insan konuşurken siz de zihninizde şey kuruyorsunuz, cümle kuruyorsunuz. Şunu bir söyleyeyim bakalım, şu nasıl acaba diye fikir Ya yürütüyorsunuz. bunu düşünüyorsun hem de çekim kaçta, öbürü geldi mi, Evet. program bitti mi, montaj. Birden fazla işi takip ettiğiniz için o. Yani Ondan mı? sadece oraya odaklanıp tek şeyde kalmak Birisi bana istemiyorsunuz. şunu demişti. Göz teması şundan yapmıyorsun dedi. Böyle metafizik çalışmalar yapan birisi. Medyumvari birisi. Bir bakıma şey dedi.
koruma içgüdüsüdür. Kapatıyorsun kendini. Hani onunla çok temas yaptığında düşündüğün ya da ne bileyim işte aklına gelen bir şeyi karşı tarafa geçmesin ya da daha ileriye gitmesin anlamında kendini korumak için kapatıyorsun. Onunla olan o alışverişini, elektriksel alışverişi kapatıyorsun sen. Hemen çeviriyorsun kendini. Ona o fırsatı vermiyorsun. Ya bu kötü niyetli de olabilir karşı taraf. Hissediyorsun ve kapatıyorsun o bağlantıyı falan dedi bana. Hocam size fizyonomi ile ilgili ilk öğrettiğimiz şeylerden birisini söyleyeyim. Fizyonomi aslında bir tür aynalamadır. Bir insana baktığınız zaman dikkat ettiğiniz, baktığınız, gördüğünüz ilk özellik sizinle ilgilidir. Onu o adam kendisi yapıyor. O yüzden o bilgiyi size yapıştırmış. Aslında kendisi yapıyor onu. İnsanlar onu okumasın, gerçek niyetini anlamasın, düşüncelerini çözmesin diye kendisi öyle bir şey yapıyor ve size de o yüzden öyle söylemiş. Konu sizinle ilgili değil. Anladım. Peki şimdi yüze geçtiğimizde tabii burada bu arkadaş yapay zekanın Ürünü. hazırladığı gerçek olmayan bir arkadaş. Şöyle Şimdi yapalım. Neden kel olarak seçtik? Alın çizgilerini işlemek okumak için için mi? evet. Tamam. Onun dışında kulak, saç, göz ve kaş buradaki simetrisinden neler anlayacağız? Bunun yukarıda olması, aşağıda Şimdi olması, kulakların açık olması. Mesela kaz ayakları bende çok vardır. Her gelen de bana şey der. Ya bir botoks yaptırmadım falan. Ya ben botoks yaptıracak adam değilim Şimdi yani. O kıymetli hoşuma da hocam. gidiyor. Zaten yaşının gerektirdiği bir şey. Alnım mesela geniştir ve çizgiler vardır burada çok fazla. Şimdi botokslu birisinde sen bunları okuyamıyorsun. O Okuyorum zaman hocam. nasıl yorum oluyor? Şöyle hocam bakın. Biz bilgiyi üç farklı şekilde görebiliyoruz. Yani o sizin çizgiler mesela sonuç. Biz onun nedenini de görüyoruz. Onu tetikleyen nedenini de görüyoruz. Mesela sizdeki çizgiler eğer 25 yaşından önce oluşmuşsa çapkınlık çizgisidir. 25'ten sonra oluşmuşsa karaciğer, dalak, böbrek Şeyler çizgisidir. mi? Tabii ki. Kaz ayakları mı? O Kaz bir ayakları. yaşlılık ile ilgili değil mi? Değil. 25 yaşından önce bir sürü insanda var o. Bakın şöyle söyleyeyim hocam. Hani ayağını bir tabirle anlatıyorum. Bakıyor hani geleni Tabii. getiriyor, gideni götürüyor dediğimiz bir şey var. Böyle. Sürekli bu hareketi yaptığı için orada kaz ayakları oluşuyor. Biz hastalık tespiti yaparken o çizgileri değerlendiriyoruz. Sizdeki çizgiler biraz daha hocam hani yayından önce de söyledim ya çok fazla insana yardım etmişsiniz ve yardım ettiğiniz birçok insandan zarar görmüşsünüz. Bu da sizde üzüntü çizgileri oluşturmuş. Sizde çok fazla üzüntü çizgisi var. Zaten biz onu organlardan da görüyoruz. Midenizde ciddi tahribat var. Çünkü kabul edememişsiniz. Demişsiniz ya ben bu adama şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım ve adam bana yaptığına bak. Halbuki adama bizim bir zararımız da yok. Onu da o noktaya biz Bu programı kesebiliriz. getirdik. Şimdi çok da detaya girmeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Mesela insanlar şunu merak ediyor. Karşımdaki insan kırıcı mı? Bununla ilgili çizgilerden Tabii ki tabii ki. anlatacak mıyız? Şimdi Mesela. hocam herkes şunu merak ediyor. Karşımdaki insan kırıcı mı? Çok basit bir yöntemi var. Bir, şurada keskin net çizgilerin oluşmuş olması. Bakın şu gözün içerisinden burnun üstüne doğru gelen çizgiler. Bu birincisi. İkincisi hocam şu göz kantusları var ya iç kantuslar. Bu gözün iç kantusları aşağıya doğru olduğu zaman bu kişi ışık hızında laf sokar. Bu insanlar kırıcı konuşurlar. Karşısındaki insana böyle taşı gediğine koyarlar. Özellikle kaşları da gözlerine yakınsa bakın buradaki çalı tipi kaş görüyor musunuz? Çalı tipi yani bir düzen yok, bir tertip yok, dağınık. İşte bu insanlar karşısındaki insana pek şey yapmazlar, böyle acımazlar ama fiziksel olarak bir şey yapmak yerine diliyle zarar vermeye çalışır. Herkese söylüyorum buradan. Bu yayını izleyen herkes teyit etsin. Diliyle diğer insanlara zarar verenlere dikkat etsinler. Göz kantusları doğrudan aşağı doğru olanlar. Çukur olması, daha içeride olması ve küçük Merhamet. olması. Küçük olması küçük hesaplar yapar. İleri görüşlü değil demek. Ama Kinci ya da şey çıkar mı orada kinci, böyle kısık bakan şimdi falan. kincileri şöyle yorumlayabiliriz. Göz rengi mavi olanlar. Ve elmacık kemikleri gözüne çok yakın olanlar, gözünün dış kantusuyla iç kantusu ikisi birden aşağı doğru olanlar. Kinci mi oluyorlar? Kinci olurlar onlar. Hain ve kindar olurlar. Uzak durun dediğin yüz şekli yani. Hocam her yüz şeklinin ifrat, tefrit ve dengesi var. Yani iyisi, kötüsü ve dengesi var. Her yüz şeklinin Şimşemşek en kötüsü de kadın var, en kocasına iyisi de bakacak var. söylediklerin birebir böyle
Şimdi küfür yemeyelim. Yok estağfurullah. Şimdi hocam bakın şöyle söyleyeyim. Bizim belli yüz çeşitlerimiz var. Mesela dikdörtgen yüz. Hmm. Dikdörtgenler liderdir, dominant baskındır. Kare yüz, bunlar da aile reisidir. Üçgen yüz zekidir. Oval yüz sevgi doludur. Yuvarlak yüz eğlencelidir, neşelidir, hoş sohbettir. Şimdi burada biz şöyle yapıyoruz. Kişinin el şekli, yüz şekli, çizgileri hepsini bir araya getirip bir kombinasyon oluşturuyoruz. Ve şöyle söyleyeyim hocam. Diyelim ki bir dikdörtgen yüzden bahsediyoruz. Siz dikdörtgen yüzle çatışmayı göze aldığınız zaman hani en tehlikeli yüz şekli dedik ya. Dikdörtgen karşınıza dikilir. Kardeş hayırdır der. Ve karşınıza çıkar. Bire ben bir. Nasılım? Siz üçgensiniz hocam. Üçgen. Çok zekisiniz. Yukarı şöyle. Evet. Şimdi kare yüz sizinle orta yolu bulmaya çalışır, anlaşmaya çalışır. Üçgen yüz kurnazlık yaparak sizi alt etmeye çalışır. Zekayı kullanır çünkü. Yuvarlak yüz çok uğraşmaz. Aman bana ne der, vitesi boşa atar. En tehlikeli yüz şekli ovaldir hocam. Çünkü oval yüzün öyle bir versiyonu vardır ki ocak eder sizi. Siz onu... neye giriyorsunuz hocam? Kare. Kare. Evet. Siz onun tehlike olduğunu anlayana kadar hocam iş işten geçmiştir. Çok gerçekten de çok tehlikelilerdir oval yüzlüler. Çünkü oval yüzlüler sevgiyi kullanarak girerler. Mesela evliliklerde de böyledir. Çapraz eşleşmeler vardır. Yüzlerin eşleşmesi. Şimdi kare yüzlü bir insan dikdörtgen yüzlü bir insanla evlenirse yani ciddi çatışmalar yaşarlar. Şimdi bir de o kısmı var. Yani. Şimdi hocam bu gündeme bomba gibi düşen bir haber var. Evet. İngiliz kraliyet ailesindeki kraliçenin. Kate Middleton. Kate Middleton'ın görseller var. Şimdi o görsellerle ilgili Ahmet Hocam'ın yorumları var. Bu kadın oydu, bu değildi, diğeri dublördü. Hatta el sallarken bir görüntüsü var. Ona bir yakın çekim alıp ekrana vereceğiz. Onun da el çizgilerinden bir okuma yapacağım ama inanılmaz evet. Şeyler çıktı. Deli noktasına kadar değil mi? Yani bu evet. Kadının normalde deli olması lazım gibi bir şey dedin sen. Evet. Onları bir tek tek alabilir miyiz? Bir ilkiyle başlayalım. Böyle mi gidelim, nasıl gidelim sıralamayı? Şimdi öncelikle hocam şunu söyleyeyim çok özür dileyerek. İnsan tanımlama, insan tanıma ve insanı tamamen ele alma. Yani buna kişinin beslenmesi de giriyor, uyuması da giriyor, her şey giriyor. Tamamını ele alan ilim fizyonomidir. Hı hı. Şimdi fizyonomiye hakim olmayan insanlar konuyu yorumlamaya çalıştılar ve çok basit hatalar yaptılar. Ama o basit hatalar kendilerini hiç olmadık başka bir yere götürdü. Mesela ben birkaç tane yayın izledim. Şöyle bir yorum yaptılar. Dediler ki işte Kate Middleton'ın dublörünü getirdiler, kendisini götürdüler. Hı hı. Ben de şunu söylemek istiyorum. Peki ya o giden dublörse ve bu gerçek Kate Middleton'sa siz bunu nasıl teyit edeceksiniz? Hangi bilgiyle teyit edeceksiniz? Ben diyorum ki mesela bu gelen Kate Middleton, giden aslında dublördü. O zaman yani uzun bir süre dublör mü vardı? Evet. Allah Allah. Uzun bir süre ya peki nasıl süreci nasıl sen yorumluyorsun? Şimdi hocam Kate Middleton'ın evlendiği dönemdeki yaşamına bakarsanız Kraliçe Elizabeth'e hiç uygun değil. Ve Kraliçe Elizabeth minyon dikdörtgen dediğimiz inanılmaz kontrolcü, herkesi ve her şeyi kontrol altında tutmak isteyen, hani kontrol edemiyorsa da saf dışı bırakan birisi. Ve bu hanımefendinin de o evlilik dönemi çok zor geçti. Şimdi o hayat tarzına sahip birisi. Bir kere şöyle bir şey var. Bu kadın soylu bir aileden gelmiyor. Bizim soylu aile diye tabir ettiğimiz aileler var. Mesela kraliyet gibi ya da Seyit gibi. Bunlar çok özel kanlar, özel ailelerdir. Bunlarda da özel işaretler vardır. Eğer bu kadın soylu bir aileden gelmiyorsa soylu bir aileden birisiyle evlendiğine dair muhteşem evlilik çizgileri olması lazım. Şimdi el çizgilerine baktığınızda resimde Kate Middleton olarak paylaşılan insanların el çizgileri birbirini tutmuyor. Bakın bu çok önemli. Mesela şimdi şunla hangisiydi? Bir önce şu resimdekiler mi tutmuyordu? Tutmuyor. Orada siz tabii yakından baktınız. Burada biraz daha ben uzaktan. Ben inceledim. Ekranla. Birkaç tane resime baktım ve 3 farklı elde 3 farklı çizgi var. Ama şunu demiştiniz ya programlar önce. Hani çizgiler değişebilir. Ana çizgiler değişmez. Biraz önce de söyledim ya. Yani ana hatlar değişmez. Var. Ana hatlar farklı zaten. Peki bir tanesinde bir yakın bir net görebiliyorduk. Hocam bir üzerine bir yorum yapacağım demişti. Bir tane demişti. Daha var. Hangisiydi? Bu da muydu? Değil. Bu da değil. Şöyle bu da değil. Bir tane daha var. Bu da değil. Bir tane daha var. Yeşil bir kıyafeti vardı. Görmüştüm ben. Hı hı. Hatta demiştim bu resmi özellikle kullanalım diye. Şimdi
O resim de hocam, bu resim. Bakın burada kadının sol gözü sağ gözünden daha büyük. Ve biri Yani aşağıda, yukarıda, biri yani yukarıda. şurası biraz daha yukarıda. Evet, bu çoklu kişilik bozukluğu demek. Yani anksiyete, depresyon, panik atak. Bakın zaten kadının temporal alanları çökmüş. Bunlar kaderin doğru eş ve doğru iş duraklarıdır. Bu aslında gerçek Kate Middleton bu. 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 Hangisi değil? Hocam diğerlerinin iki tanesi değil ve şöyle bir şey Ya mesela söyleyeyim. şöyle bir geçelim. Sırayla bir geçelim. Şu değil dedikleriz mesela. Bu. Bu da aynı kadın. Tamam. Devam et. Şöyle yavaş yavaş. Bu da aynı Bu da kadın. aynı. Değil dediğin. Bu da aynı kadın Devam hocam. et. Hocam ben bunun Kate Middleton olduğunu düşünmüyorum. Bu değil diyorsun. Değil. Çünkü burada yüz şekli de farklı. Bazı modeller kare yüzlü, bazı modeller üçgen yüzlü. Üçgen yüzle kare yüzün arasında ciddi böyle dağlar kadar fark var. Estetikle değiştirilemiyor mu Çene yapısını hocam bu? şu Gerdiriyorlar burayı. hocam. Geçtiğimiz günlerde neydi o bir sanatçı Umut Akyürek'te o alnı Evet. daraltma. Hani bunlar Yaptılar. yapılabiliyor. Hocam onu yaparlar. Bakın göz rengini değiştirirler, kulak şeklini değiştirirler. Hatırlıyorsanız Joe Biden'ı yorumlamıştım ben. Dedim ki bu adam Joe Biden değil. Çünkü kulak memesi aynı değil. Şimdi bir adam Amerika devlet başkanı oluyorsa kulak memesi yapışık olamaz. Kulak memesi yapışık olan insanlar tiyatrocu, rol yeteneği olan insanlardır. Cat Middleton gibi. Bakın Cat Middleton diye gösterdikleri kadının kulak memesi yapışık. Hem de bir doğrudan yapışık. Yani kontrol edilebilen, yönlendirebilen ve rol yeteneği olan birisi. Zaten serçe parmağı da kırık. Doğrudan rol yeteneği var. Şimdi resimler karıştığı için biraz önce baktığımda tek tek işaret ettim ben. Yayını izleyenler de mesela tek tek baksınlar el çizgileri aynı değil. Bir Parmak şekilleri yakın aynı değil. görüntüsü var onu okut Bakın bu mesela. resimde serçe parmağı kırık. Gördünüz mü? Ve hocam en bariz şey ne biliyor musunuz? Bir tanesinde kader çizgisi doğrudan kalp çizgisiyle birleşip Şunda işaret daha parmağının belirgin. altına gidiyor. Muhtemelen budur. Çünkü çok fazla resme baktık. 30'a yakın resim inceledim ben. Yayını izleyenler yaklaştırıp bakabilirler. Konuya vakıf olan özellikle öğrencilerimiz zaten bütün yayınlarımızı takip ediyor. Bakın bir tanesinde kader çizgisi kalp çizgisiyle birleşip işaret parmağının altına gidiyor. Bu muhteşem bir evlilik ama eşi çok zor bir insan demek ki zaten öyle bir evlilik yaptı. Yani kişinin evliliği onu parlatacak demek. Evliliği ona makam, mevki, şan, şöhret, para pul kazandıracak demek. Bir de delilik noktasında bir şey söyledin mesela. O Hocam neydi? kadın delirmiş. Delirmiş. Tabii ki. Onu Sebebi de şu. nereden okuyorsun? Hangi Akıl çizgi? çizgisinden. Zaten parmaklarında da kırıklık var. Şimdi hocam bakın. Kadını muhtemelen belli bir yerde belli bir süre tutmuşlar. Ve belli bir sistematiğe göre tutmuşlar. Yani şunu ye, şunu iç, şunu yap gibi. Sadece hayatta ve sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışmışlar. Ve belli ilaçlar vermişler. Şimdi kullanılan ilaçlar karaciğere zarar verir. Karaciğerdeki zarar da biz doğrudan yüzde görüyoruz. Kadının yüzünün rengi koyulaşmış, derisi kalınlaşmış ve kalın net çizgiler oluşmaya başlamış. Bu duygularını kaybetmeye başladığını, hislerini, sezgilerini kaybetmeye başladığını gösterir. Kişiye özellikle psikolojisini tutabilmek için verilen hapları da biz temporal alanlardan görüyoruz. Özellikle kişinin sol temporal alanları bütün psikolojik hastalıkları gösterir. Bakalım daha neler çıkacak. Zaten her gün bir olay oluyor. Kraliyet ailesi, işte kraliçeden sonra Charles'la ilgili bir sürü yorumlar var. Benim Kanser düşüncem de oldu. buydu hocam. Şimdi kraliçe öldü ya Elizabeth. Elizabeth ölünce kadına da gün doğdu. Kadını oradan çıkardılar ama bana göre onu kullanmak için. Şu an gelen Şu an gelen Kate Middleton. kendisi. Gerçek Kate Middleton. Ve Kate Middleton'ın videosu diye videolar çıkardılar. Ben o kişinin Kate Middleton olduğunu düşünmüyorum. O da çünkü yüz şekli üçgene çok yakın. Cat Middleton'ın gerçek yüz şekli. Şimdi hocam siz diyeceksiniz ki üçgenle kare arasındaki fark ne? Kare her türlü zorluğa karşı dayanır. Üçgen intihar eder. Ya da intihar ediyormuş gibi gösterip böyle blöf yapar. Aradaki fark bu. Eğer Cat Middleton diye gösterdikleri kişi gerçekten Cat Middleton olsaydı intihar ederdi. Üçgen olduğu için diyorsun. Evet ve intihar eden insanlarda intihara meyil çizgileri çıkar. Bir, intihar etmiyor. İki, intihara meyil çizgileri yok. Yani biz bu tür konuları çok fazla işliyoruz hocam. Kişi gerçekten intihar mı etmiş yoksa başka bir şey mi olmuş, başka bir şeyler mi yapılmış? Bunlar tabii ki sadece derslerde işliyoruz ve samimiyetle söylüyorum hocam her bir done %98 o kişide oturuyor.
Evet. Peki hocam. Bu program daha gider böyle saatlerce gider Evet. konuşuruz. Birçok insanın ünlülerin analizlerini Evet. zaten yapıyorsun, paylaşıyorsun. O sırrı içeride bana söyleyeceksin, burada söylemiyorsun ama ekleyeceğim bir şey var mı? Hocam bizim dersler 6 saat sürüyor. O. Anlatıyorum, anlatıyorum. Mesela bu hafta sonu doktorlara bir eğitimimiz vardı. Ve saatlerce anlattım. Gözlerini kırpmadan izliyorlar. Dedim, yorulduk mu? Hayır dediler. Valla Çünkü Ramazan'dan sonra kısmet olursa bir Ankara niyetim var. inşallah. Orada birçok arkadaş, dost bekliyor. Gidemiyoruz bayağıdır. Öyle bir belki bir yine bir araya gelme durumumuz olur. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ankara'da akademisi de var. Aktif Ahmet hocamın devam ediyor. Tabii bu analizler yani normal hayatımızda hani insanlar şey var ne işimize yarayacak sorusu var ama baktığında tamamen insanlarla yaşıyoruz. Ailemizden işte ne bileyim eşimiz, çocuğumuz, iş ilişkisi yaşadığımız insanlar. Dolayısıyla bu hani analizler fayda sağlar ki yani doğum haritası da hatta esma analizleri yaptırırlar insanlar. Tamamen hani kendi ne derler hayatında bir bakıma da hani harita ve navigasyon şeklindedir. Doğruyu bulma anlamında bir şekilde işaretler vardır diye yorumlanıyor. Fayda sağlar diye de Hocam düşünüyorum. ben şöyle bir şey söylemek istiyorum naçizane. Şimdi bu videoyu izleyen herkes şunu unutmasın ki eğer bir şekilde bu videoya denk gelmişseniz bu ilimden nasibiniz var demektir. Hiç kimse bu ilimin sahibi değil. Hiç Onlar hep kimse bizim ilmin sahibi de kanalda değil. hocam. Bizim kanaldaki Evet. arkadaşlarımız, dostlarımız. Ve şunu unutmasınlar ki bir nasipleri var. Girsinler, Evet. bizim videolarımızı izlesinler. Her bir bilgi yakınlarındaki herkes de görecekler. Ve biz diyoruz ki fizyonomi hayatın tamamında var. Evet. Yani kızınızı evlendireceksiniz. Hocam damadı nasıl tanımayı düşünüyorsunuz? Ya da oğlunuz işe girecek mi, girmeyecek mi? Ya da hangi mesleği yapması Ya şimdi gerekiyor? artık kapıdan girdin mi damat bir bakacak şöyle bir dur bakayım. Bir şöyle gözüne bir bakayım Hatta kaşlarına. kapıdan girmeden anlayacak. Şey de yapalım mesela tokalaşacak ya şöyle elini uzatıyor. Tokalaşırken tam şöyle bir elini bir çevireyim bakayım. Hocam şöyle söyleyeyim. Burada bir hanımefendiye siz de biliyorsunuz kısa bir baktım. Dedim ki şu tarihte görüştüğünüz birisi varmış dedim. O da evet dedi. Bu kişinin öfke kontrol problemi var dedim. O da yani bilmiyorum dedi. Dedim ki hocam üstü daha ince bu kişinin. Ve dedim göz altlarında torbalar var. Yani öfkesini hep içinde yaşıyordum. Evet evet dedi içinde yaşıyor. Bakın o kişinin elindeki çizgiden tarihini ve görüştüğü kişinin tipini anlattık. Ya bu gerçekten de muhteşem bir şey ve şunu unutmasın insanlar hocam. Ben çok sorgulayan bir insanım. Siz de öylesiniz. Ben Hiçbir şeyi tek seferde kabul etmeyiz. Araştırsınlar, sorgulasınlar. Her bir bilgiyi teyit etsinler Evet, hocam. evet. Hiçbir şeyi öyle alıp kabul etmesinler. Uçtu kaçtıya da gerek yok. Kesinlikle. Tamamen bilimsel. Eğer o çizgiyi herhangi bir şekilde görmezlerse, doğru yere baksınlar. Görmezlerse ben kesinlikle samimiyetle söylüyorum bu işi bırakırım. Çünkü hocam ben gerçekten hayatın realitesine inanan bir Bunlar insanım. kayıt altında hocam. Hocam yüzlerce kez teyit ettik, binlerce kez teyit ettik. Eyvallah, eyvallah. Peki hocam, ağzına sağlık. Çok teşekkür Yakın bir ederim zamanda hocam. yine kısmet olursa bir program da yaparız, Allah izin verirse İnşallah diyerek hocam. tekrar hem ayaklarına hem ağzına sağlık Allah diyorum. razı olsun. Şimdi sevgili dostlar, nasıl yazıyor videonun hemen sol tarafında? Nasıl başlığıyla yine merak edilen konuları uzmanlarıyla sorarak masaya yatırmaya, çalışmaya devam edelim dediğimiz yeni bir program bu. Birçok programcı olacak, birçok konuk olacak yakın bir zamanda. Ramazan'dan sonra da bunu arttıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala desteklerinizi bekliyoruz. Videonun altına en azından hani bir kelime bile olsa bir yorum ve like videonun daha fazla insana ulaşmasına neden olabilir. Teşekkür ediyoruz. Abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.